Herkese iyi pazarlar sevgili seyircilerimiz. Barış'la Türkiye'nin sesiyle yeniden birlikteyiz. Barış'la Türkiye'nin sesi bu haftada sizler için yurdumuzun en güzel noktalarını gezdi, en güzel görüntüleri sizler için çekti. Evet sevgili seyircilerimiz, hemen hatırlatmak istiyorum programa girmeden önce. Biliyorsunuz artık ezberlediğiniz web sitemizi sarıcayapım.com web adresinden programlarımızın tekrarlarını izleyebiliyorsunuz. Pınar Gözü şenliklerimizin açılışını yapmak üzere Sayın Belediye Başkanımız Mustafa Erdem'i alkışlarınızla sahneye davet ediyorum. Kıymetli misafirlerimiz, bugün 13.sünü düzenlemekte olduğumuz geleneksel Pınar Gözü kültür şenliklerimize hepiniz hoş geldiniz. Sizleri şehitlerimiz, Türk büyükleri ve büyük kurtarıcı Türkiye Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün aziz hatıralarına bir dakikalık saygı duruşuna, arkasından İstiklal Marşımızı söylemeye davet ediyorum. Kıymetli misafirlerimiz, her yeni yılda bir öncekine göre daha bir iyisini yapmaya gayret gösterdiğimiz 13.sünü tertiplediğimiz, benim belediye başkanlığımda 3.sünü tertiplediğimiz Pınar Gözü Kültür Şenliklerimizin bu yılki bölümünde zengin bir programla karşınıza çıkmış bulunuyoruz. 8 tane sanatçımız sahne alacaktır, çekilişlerimiz olacaktır, yarışmalarımız olacaktır, ödül törenlerimiz olacaktır. Sizlere sabahtan bu saatlerden itibaren, saat 10.30'dan itibaren 12 saatlik bir eğlence programı takdim etmeye çalışıyoruz. Bunları sizlerin beğenisine sunuyoruz. Hepinize iyi eğlenceler diliyorum. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Evet, belediyeden yetkili arkadaşımız Mehmet Küçük ilgileniyor yarışma müracaatlarıyla. Ve bayanlar, evet bayanlar, siz bayanlara söylüyoruz. Sizleri de unutmadık. Sizlere de yarışma tertipledik. Bayanlar arası örgü yarışması. En çabuk kim örecek bakalım? En çabuk kazak mı örecek, atkı mı örecek? Bakalım, göreceğiz. Müracaat etmek isteyenler, yarışmak isteyenler Mehmet Bey'e burada müracaat edebilirler efendim. Ayrıca resim sergimiz var. Ebru'li ve yağlı boya resim sergimiz. Onlar da birazdan açacaklar ve sergimizi ziyaret edeceksiniz. Az sonra sanatçı arkadaşımız bizlerle birlikte olacak. Sana ben hayaller, düşler büyüttüm. Sana ben gözümde yaşlar büyüttüm. Sana ben alkışlıyoruz. Teşekkür ediyoruz kardeşimize. Şimdi başka bir sanatçımız sahne alacak. Bağlamacı kardeşimizi yürekten alkışlayalım. Hasan Orhan bizlerle birlikte. İstanbul Kent Organizasyonu'nun yetkilisi Sayın Yunus Uzun'u alkışlarınızla sahneye davet ediyorum. Bir konuşma yapacaklar. Biz İstanbul'dan geliyoruz. Sayın Başkanımızı aradık, programımızı anlattık. Sayın Başkanım, hiç tereddütsüz ben halkım için güzel olan her şeye varım. Buyurun gelin, başımızın üstünde yeriniz var dedi. Gerçekten sabahleyin geldik. Çok misafirhane bir şekilde karşılandık. Huzurlarınızda Sayın Başkanıma ve yardımcılarına çok teşekkür ediyorum. Bir alkış rica ediyorum. Huzurlarınızda programımızı amaçlamış bulunuyoruz. Sizlere en derin saygılarımızla selamlarız. Sizler de hoş geldiniz efendim. Gözlerinize bir gelip bakıyorum uzaklara. Gözlerimde
yardım dalıyorum hayallere. Sanki bana uçuyordun, dalıyorum hayallere. Nerede bahçeler, nerede sahiller, hani buluşmalar, nerede yeminler? Sahneye alıyoruz efendim. Doktor Melek Günbey'i buraya bekliyoruz. Protokol konuşmalarını açmak üzere. Bu yıl hepiniz bu şenliğe hoş geldiniz. Kültür şenlikleri kapsamında sanat ve kültür adına bir etkinlik yapma, burada sanatçıları çağırıp bir çalıştay düzenleme önerimi Sayın Belediye Başkanımız Mustafa Erdem'e ilettiğimde çok memnun olduğu ve her türlü desteği sağlayacağına söz verdi. Ben de bunun üzerine Türkiye'nin değişik şehirlerinden sanatçı arkadaşlarımı, resim ve ebru sanatçılarını bu güzel ilçeye davet ettim. Onlar da beni kırmayarak bu kadar yoğunluk içinde ilçemize geldiler. Bir hafta boyunca resim ve ebru çalışmaları yaptık birlikte.
Şimdi bugün bu eserlerimizi sizlerin beğenisine sunacağız. Bu yılki etkinliklerimiz 2010 yılına göre daha bir tekamül etmiş durumdadır. Daha bir standartlaşma yolunda adımlar atmaktayız. İnşallah önümüzdeki birkaç şenlik sonunda programlarımız standarda yakın şekil alacaktır. Bu bize mutluluk verecektir. Siyasi görüşteki kardeşlerimiz bu şenlikleri benim düğünüm falan zannediyorlar. Böyle bir uygulama yoktur. Pınargözü Kültür Şenlikleri Yenişehir Bademli ilçesinin şenliğidir. Yenişehir Bademli'de ikamet etmekte olan 2400 kişinin şenliğidir. Herkes eşit paydaştır bu şenliklere. Bu şenliklere ilçemizin, hatta ilimizin dışından katılımlar vardı. Yenişehir sevdalıları vardı. Yenişehir sevenler vardı. Yenişehir severlerin katılımıyla icra ettiğimiz bu şenliklerimize Yenişehir'imizde ne yazık ki katılmayan, karnında kurt taşıyan bazı insanlarımız vardır. Bunları esefle karşılıyorum. Bunları kınıyorum. Bütün Yenişehir'lerimizin huzurunda, bütün misafirlerimizin huzurunda, devlet erkanının huzurunda bunları kınıyorum. Sanıyorum buradaki bulunan herkes bu düşüncelerime katılıyorlar. Bunların katıldıklarını alkışlarıyla belli edebilirler arkadaşlarım. Evet. Kıymetli halkım, yemedik yedirmeyeceğiz, çalmadık çaldırmayacağız. Yenişehir Bademli'yi bir adım öteye götürebilmek için el birliğiyle çalışmaktayız. Görüş birliğiyle çalışmaktayız. Birbirimizi içeriden içeriye eleştirebiliriz. Bu kol kırılır, yen içinde kalır zihniyetiyle kendi içimizde hallettiğimiz problemlerdir. Bizim kimseye dargınlığımız yoktur. Kimseye küskünlüğümüz yoktur. Ben Yenişehir Bademli'nin belediye başkanıyım. Belli bir grubun belediye başkanı değilim. Burada bütün samimi duygularımla hizmet etmekteyiz. Bu zor ve meşakkatli görevi zevkle yerine getirmekteyim. Halkıma hizmet etmek bana büyük heyecan vermektedir. Bundan mutluluk duyuyorum. Belki ilk defa bir naymun çadırın altında bir yaylada resim sergisi gerçekleşecek. Bu bize bir mutluluk vermektedir. Arkadaşlarımız yaklaşık 10 gündür bizim misafirlerimiz Yenişehir Bademli'ye değişik bir hava katmışlardır. Yenişehir Bademli özünde Yenişehir Bademli resimleri yapmışlardır. Kendilerine minnettarız. Sağ olsunlar, var olsunlar. Bundan sonraki etkinliklerimizde inşallah gene kendilerini davet edeceğiz. Bizimle birlikte olurlarsa bizler mutlu olacağız. Belediyemizi ayakları üstünde durabilen, kendi kendini idare edebilen, kendi kendine yeten belediye durumuna getirme gayreti içerisindeyiz. Bunu inşallah önümüzdeki 2,5 yıllık süre içerisinde gerçekleştirdikten sonra bir daha mı diye soracağız. Ben hepinize buraya gelip iştirak ettiğiniz için, bizim bu mutlu günümüzü bizle paylaştığınız için hepinize çok teşekkürler ediyorum. Hepinize iyi eğlenceler diliyorum. Sağ olun, var olun. Efendim şimdi de İlçe Kaymakamımız Sayın Hayrettin Baskın'ı buraya alıyoruz konuşmasını yapmak üzere ama alkışlarla. Adını Pınargözü Mağaramızdan olan festivalimiz sadece Pınargözü Mağaramızın değil, aynı zamanda ilçemizde var olan ormanlarımızın, yaylalarımızın, tarihi öğren yerlerimizin, çok çeşitli su kaynaklarımızın, İlçemizi saran dağlarımızın vesaire gibi tarihi değerlerin tanınması ve tanıtılması adına çok büyük işler görmektedir. İlçemize ait bu değerlerin mutlaka tanıtılması gerekmektedir. Çünkü alternatif spor ve turizm imkanlarının değerlendirilmesi açısından ilçemiz Yenişehir Bademli ilgili olan herkese hitap edebilecek çok ciddi bir potansiyele sahiptir ve bizler bu potansiyelin artık keşfedilmesi gerektiğini düşünmekteyiz. Bugün burada Ağlaca Yaylamızda düzenlenmiş olan ve her sene daha da zenginleşerek, farklılaşarak ayrı renk kazanan festivalimizin ayrıca şahit olduğumuz üzere il ve ilçe içinden ve dışında yaşayan hemşerilerimizin buluşmasını sağladığını görmek bizleri ayrıca mutlu etmektedir. Bu bağlamda bu organizasyonun gerçekleşmesini sağlayan
başta Sayın Belediye Başkanımız, Belediye Meclis Üyelerimiz, İlgilenen Meclis Üyelerimiz olmak üzere herkese teşekkür ediyorum. Sayın Kaymakamımıza teşekkür ediyoruz. Efendim şimdi de Sayın Vali Yardımcımız Niyazi Can'ı alıyoruz buraya konuşmasını yapmak üzere alkışlarla. Bildiğiniz gibi bu şenliklerin amacı kültürümüzü gelecek nesillere aktarmak. Birlik, beraberlik ve güzelliği yakalamak, onları yaşatmak. Turizm alanında sadece deniz, güneş ve kumu düşünmeden şu güzel yaylaları, dağ turizmi, inanç turizmi de geliştirmek suretiyle yöresel güzel yerlerimizin kültürel yönlerini vatandaşlarımıza hem benimsetmek, gelecek nesillere aktarmak. Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Erdem, Sayın Valimiz Niyazi Can'ın plaketini takdim ediyor. Hatırayı da almak üzere Sayın Valime takdir edeceğim. Ben tekrar katkı sağlayan belediye başkanımıza huzurlarınıza teşekkür ediyorum. Evet, şimdi de Sayın Başkanımız Mustafa Erdem, Kaymakamımız Hayrettin Baskın'ın plaketini takdim edecek. Kıymetli misafirlerimiz, İlçe Kaymakamımız Hayrettin Baskın 2009-2011 yıllarında ilçemizde kaymakamlık yapmıştır. Kendilerine ilçe halkımız adına yaptırmış olduğumuz bir hizmet anısı plaketini bu şenlikte huzurlarınızda takdim ediyorum. Değerli katılımcılar, Sayın Belediye Başkanımızın da az önce ifade ettiği gibi 2009 yılının Mart ayında itibaren burada görevimi ifa etmekteyim. Belediye Başkanımızla beraber diğer yerel yönetici arkadaşlarımızla beraber burada görev ifa eden tüm mesai arkadaşlarımızla beraber olabildiğince sizlere hitap, sizlere hizmet vermenin şerefini yaşamaya çalıştım. Böyle bir hizmet anısına böyle bir hediyeyi almanın ayrıca onur ve mutluluğumu yaşıyorum. Kendisine, Sayın Belediye Başkanımıza ve Belediye Başkanımızın şahsında tüm belediye teşkilatımıza, ayrıca buradaki tüm mesai arkadaşlarıma ve siz saygıdeğer Yeniçer Bademlilere çok teşekkür eder, saygılarımı arz ederim. Sağ olunuz. Sayın Valimiz, Kaymakamımız ve Belediye Başkanımız resim sergisinin açılışı için sergiye şu an gitmektedir. Katılım göstermek isteyen halkımız da sergimize gidebilirler. Çınlarına, dağın yamaçlarına
Erkan Bey'e şenliğimize şenlik kattığı için çok teşekkür ediyorum. Belediye başkanı olarak kendilerine ilçemizin bu şiltini takdim ediyorum. Lütfen kabul ediyorsunuz. Birincilerini ödüllerini takdim edeceğiz. Dereceye girenlerin ödüllerini takdim edeceğiz. Sanatçısı Doktor Hatice Güçen ve yine Türk Halk Müziği sanatçısı Hasan Orhan'ın plaketlerini meclis üyemiz Haşim Uçan takdim ediyor. Ulusal anlamda büyük başarılara imza atmış, televizyon programları olan, albümleri olan bir sanatçımız alkışlarla huzurlarınızda Gözde Anıl. Sanatçımızın Gözde Anıl'ın plaketini belediye meclis üyemiz İbrahim Özçelik verecek. Efendim plaket için çok teşekkürler ediyorum, sağ olsun İbrahim Çelik Bey'e, sayın belediye başkanımıza çok sağ olsunlar, var olsunlar. Alkışlarınızı kendisine hediye etmenizi istiyorum. Bize Mahsuni'nin emaneti, gerçekten de çok kıymetli insan, gerçekten de türkülerle bizleri kasıp kavuran bir insan. Alkışlarınızda, huzurlarınızda Emrah Mahsuni. Bu etkinliği hazırlayan tüm canlara yürekten teşekkür ediyorum. Bir tüccara satamadım ben beni. Oyun oldum kuzum.
meleklerim. Bir sürüye atamadım dostlar beni bir kazana koydular. 40 yıl yandım daha çiğdim dediler. Ölçeğimi gram gram yediler. Bir mantarda dartamadım ben beni dost ben beni kendimi canımı özümü. Bizleri kırmadı, sizleri kırmadı. Buralara kadar geldi, son parçasını da okudu. Gerçekten çok teşekkürler. Sevgili başkanım, elinden bu hediyeyi almak benim için onurdur, gururdur. Çok çok teşekkür ediyorum. Ama şunu bilin ki en güzel hediye insanın sevgisidir, gönlüdür. Bunu hiç unutmayın. Evet. En büyük hediyem sizlerden aldığım gönüldür, yürek. Bunu unutmayın. Sağ olun. On saati geçen bir süredir sunuculuğumuzu yapan Sayın Barış Sarıcı'ya bir plaket hediye etmek istiyorum. Kendilerine takdim etmek istiyorum. Kendileri kabul buyururlarsa sizden alkışlayacaksınız. Kendilerini çok seviyorum. Sağ olsun. Lütfen kabul buyursun. Çok teşekkür ederim. Şimdi başkanım dedi ya kabul buyurursa ben yaklaşık 2-2,5-3 saat önce program esnasında dedim ki oradan seslendim, protokolde oturuyor başkanım. Eğer dedim başkanım seneye çağırırsa inşallah seneye sandalye oturma yarışmasını tekrar yapacağız dedim. Ben artık sizlerden biriyim. Ben Antalyalıyım, Kaşlıyım ama Isparta, Yenişehir, Bademli'nin bir parçasıyım. Bunu mutlaka bir kenarınıza yazın, kalbinize yazın. Ben sizleri çok seviyorum. Eğer sizlere dahil olabildiysem sizin sevginize bu ne mutlu. İnşallah seni başkanım davet ederse seve seve koşa koşa geleceğim. Buna söz veriyorum. Teşekkür ederim. Giderek geldim. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Giderek geldim. İnşallah 2012 yılındaki düzenleyeceğimiz Pınar Gözü Kültür Şenliklerimizde daha bir etkin, daha bir kapsamlı iki gün bir program yapacağız. Hep beraber programı yine beraber götüreceğiz. Hepinize iyi geceler diliyorum. Hoşçakalın. Reklamlardan sonra Barış da Türkiye'nin sesi devam edecek. Evet sevgili seyircilerimiz, her hafta olduğu gibi bu hafta da bizlere ayrılan sürenin sonuna geldik. Barış'la Türkiye'nin sesi önümüzdeki haftada sizler için yurdumuzun en güzel noktalarına gidecek ve sizler için en güzel görüntüleri sizlere izlettirmeye devam edecek. Teknik ekibimizden rica ediyorum. sarıcayapım.com web adresimizden programlarımızın tüm tekrarlarına ulaşabiliyorsunuz. Tüm tekrarlarını izleyebiliyorsunuz. Sevgili seyircilerimiz, diyoruz ki haftaya aynı gün aynı saatte aynı ekranlarda buluşmak, görüşmek dileğiyle sağlıcakla kalın, esen kalın. Barış'la Türkiye'nin sesinden ayrılmayın.